gitmesen de yine severem, severem. Gal desen galarım, öl desen ölürüm. Şebnem Tomuzlu, gadasını alarım. İkinci saatimizi açtık dostlar. Geldik şarkı yarışmamıza. Tabii mesajlarımız var. Onları biraz değerlendirelim. Ondan sonra çok güzel bir soru şarkısı. çok güzel bir soru şarkısı seçtim. Onu göndereceğiz. Bakalım. Abi kara kartı işiyle çalışan Umut'a söylesene. Benim Magnum ne oldu diyor. Magnum işine Tarık bakıyor. Mustafa. After dinner. Aha, alacaksın Magnum'u, bak Luna Park'ta o dönme dolaba bineceksin, vereceksin parası neyse, kapatacaksın dönme dolabı. Bir kişi 15 liraymış ya. Valla bak geçen akşam gidecektik, hani son anda vazgeçtik, dedik ki hani Hüda Bendiger Parkı'na gidelim, çocuklar hava alsın, iyi ki de gitmemişiz. Çünkü oradan her geçtiğimizde benim oğlan diyor, baba dönme dolap. Demek ki gitmeyeceğiz yani. İyi yayınlar Kaan abi. Dün bu şarkı istemişim. Çok teşekkür ederim çaldığınız için. Severek dinliyoruz demiş Ayşe, Maviş Ayşe. Eyvallah. Peki bir de WhatsApp'a bakalım biraz. Şuralarda kalmıştık sanıyorum ki. Şahsenem çarşamba günleri nostalji şarkılar çalacağım, hatırlatın demiştiniz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Gülten abla da diyor ki sorun yok Kaan. Biz kız aldık. O eskiden de doğru diyorsun. Şimdikiler hem organik hem de suni. Ya. Yani o konu biraz tartışılır. Neyse biz girmeyelim bu konulara hiç ya. Yani benim hiç programda siyaset veyahut da birinden bahsedip birine eleştiri yaptığımı duydun. Hep antin kuntin şeylerden bahsedin. Ne yapalım, eğleneceğiz yani. Yoksa TRT vari program yaparım böyle. Ağzınız açık kalır. Özlem de demiş ki çok merak ettim Deniz Seki çalmama sebebin nedir? Şimdi bak yıl 1993. O zaman Hüsnü Şenlendirici abimizle kurstayız yani, klarnet kursundayız. Ya bunun bir sebebi var da burada söylemeyeyim ben onu ya. Günaydın, yayınlar dinlemiş Zeynep, Balkanlı Zeynep. Abisi yayınlar, ben Bursa'dan Özlem, Nurel grupta çalışıyorum. Sizden Ferhat Göçer yıllarım gitti istiyorum. Biricik kankam Fatma Pehlivan Sarıala. Sarıala. Ablacığım hiçbir şey anlamadım ya. Nurel grup çalışanlarına ve çok değerli abim Fikret Ağlan'a gelsin de. Abim mi? Bizim Fiko mu? çekirdek almayı unutmayalım lütfen. Evet. Siyah çekirdek. Beyaz değil. Bak ben eskiden hep beyaz yerdim. Böyle bol tuzlu beyaz çekirdek falan. Ondan sonra bir ara kabak çekirdeğine döndüm. O çok pahalı gelmeye başladı. Ondan sonra Fiko siyah çekirdek getirdi. Böyle ilk önce böyle çok sevimsiz geldi bana tipi, böyle böyle tombiş bir çekirdek. Ama başlayınca durduramıyorsun kendini. Ya ben evde dün akşam 8 liralık yedim ya. 8 lira Özlem, yani içimden ayçiçek yağı çıkacak. O derece. Siyah çekirdek almayı unutmayalım. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sizleri seviyorum. Abi duy beni demiş. Bizim Fiko diyor. Bizim Fiko da ben seni tanımıyorum ablacığım. Mahallenin bütün kızlarını da tanırız yani. Raşit, selam Ahıskalı Raşit. Sıradaki şarkı tüm Ahıskalılara gelsin. Leyla'ya, bir de özellikle Maho A'ya gelsin. Şimdiden teşekkür ederiz demiş Raşit de. Eyvallah Raşit, biz teşekkür ederiz. Fikret, Özlem kardeşim ya, benden de çok selamlar olsun diyor. Hadi bakalım, ben çekileyim aradan bulup. Murat da diyor ki karpuz çekirdeği dene. O da güzel diyor. Karpuz çekirdeği mi? Aa bilemedim ya, karpuz çekirdeği hiç yemedim. Onları kurutup fırında tuzlayıp. Neyse, saat geçiyor. Bak şarkı yarışması, Özlem bir sus ya. Oo başaran çocuğu. Oo bizim mahalleden, biz de Gülbahçe çocuğuyuz ablacığım. Sibel günaydınlar demiş. Lojistik Sibel. Selamlar olsun Sibel. Allah kolaylıklar versin. Ali de diyor ki oha diyor ya, 8 liralık çekirdek. Ama valla. Ya dün öğlenden sonra bir işim vardı. Bir randevum vardı tabii ki. İş görüşmesi, lütfen ben iş adamıyım. İptal oldu. Evde kaldım. Hatunu da gönderdik Uludağ'a. Ne yapayım dedim, gittim Fiko'dan çekirdek aldım. Evde de vardı 3 liralık, bir de 5 liralık aldım. Akşama kadar gömmüşüm onu ya. 6 bölüm dizi izledim evde.
Sonra bak yanağımda bir tane sivilce çıktı. Ben... Neyse hadi çok uzattık ya. Şarkıyı kim söylüyor ve şarkının ismini yazıp göndereceksiniz dostlar. 544-329-8787 SMS numaramız. 7. doğru SMS'i gönderen dinleyicimizi arayacağız. İkinci bölümün başında iki şarkısını dinleyeceğiz. Hazır mıyız? İşte bugünün soru şarkısı. Boza beni boza boza. Büyük sevsin süper sevilir. Ya bu boza bozmak anlamındaymış ya. Ben de bildiğimiz boza zannettim ya. Dedim ilginç bir şarkı gelecek ama boza boza. Böyle bol tarçınlı bir de leblebi üstüne. Süper oluyor. Yazın çıkmaması şey ama ya. Gerçi yaz kış da var ama neyse. Hadi bakalım mesajlarımıza. İlk doğru cevabı Metin göndermiş. Örücü tekstilden Soner Sarıkabadayı boza boza. Ondan sonra 020 ikinci doğru cevabımızı göndermiş. Üçüncü doğru cevabı Nigar göndermiş. Soner Sarıkabadayı boza boza mı acep diye. Evet doğru. Sezer Erdem 4. doğru SMS'imizi göndermiş. Boza boza Soner Sarıkabadayı. Gülbahar Soner Sarıkabadayı bozuk demiş. Yanlış. 5. doğru cevabımızı da kırmızı başlıklı Kübra göndermiş. Soner Sarıkabadayı boza boza. 6. doğru cevabımızı boza boza Soner Sarıkabadayı ile Murat Yamaç göndermiş. 7. doğrumuzu şöyle kenara ayırdık. 8'de de ikinci sıyranda Sema oldu. Soner Sarıkabadayı boza boza. Maykatı koza. Baboti adem tisi gladem. Bizde böyle bir şey vardı ya. Baban yemiş, annen yememiş bozayı. Peki, kazananı alacağız dostlar. İlk önce sesimizi verelim. 0-500. Çok zor bir numara ya. Kayıtsız bir dinleyici. İnşallah açar. Gözlüğümüzü takalım. Allah çok şükür. Çalmıyor. Doğru çevirdik değil mi arkadaşlar numarayı biz? Engelledin mi bizi? Ne yaptın ya? Ana... Ah çaldı şimdi, zor düştü. Zor düştü. Niye böyle oldu? Ben hiçbir şey yapmadım. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Metin. Evet abi. Nasılsın abicim? Kolay gelsin. İyiyim abi. Sağ olasın abi. Siz nasılsınız? Çok şükür. Allah'a şükür. Niye telefon bu kadar geç düştü ya? Nereye aradık biz? Abi Cumali kızı aradınız da burada biraz çekmiyor telefon. Çekmiyor mu telefon orada? Evet, orada abi. Cumalı kızıkta nasıl çekmez telefonu? Gerçi sıkıntı yok. Abi atölyede çekmiyor. Yoksa dışarıda çekiyor da. Ha atölyede çekmiyor. Tamam evet, neyse. Abi. GSM operatörünü sormayayım ya. Metin nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun? Çok şükür vallahi abi. Çalışıyoruz işte. Gidiyor yani hayat. Yok Allah'ım gidiyoruz. Peki Luna Park'a gittin mi? Dönme dolabı gördün mü? Abi uzun zaman oldu gitmeyeli vallahi. Vallahi sen de benim gibisin ya. Hep çalış Metin nereye kadar değil mi? Vallahi öyle abi. Çok daha abi oldu. Bir 8-9 sene oldu gitmeyeli. 8-9 sene oldu. Yaş kaç evet. Peki Metin? Abi 27 falan. 27 falan yani o civarda... O civarda takılıyoruz ya. 27. Peki evli misin? Var mı bir şeyler? Evet. Çocuk bekliyor bu hafta için. Valla çocuk mu gelecek? Evet abi. Hayırlısıyla inşallah. Kaç aylık? Abi işte bu hafta için inşallah doğacak. Bu hafta için doğacak. Ana bir hafta evet, bir abi. Haftası var ya. Peki evet, dur bakayım. Bir dakika söyleme. Kesin erkek. Bildin mi Metin? Niye? Aynen abi erkek. Ben de bekliyorum cevap diye. Adını ne koyacaksınız peki? Abi vallahi daha kararlaştıramadık ya. Daha kararlaştırmadınız mı? Yok vallahi abi. Bir sürü var eleme yapacağız. Oğlum 9 ay olmuş daha yeni. Yeni kararlar. Abi karar verirseniz ne yapalım? Aa ne kadar güzel. Neyse adıyla ömrü bahtı güzel olur inşallah ama normal. Amin abi. İlk çocuk mu Metin? İlk çocuk evet abi. İlk çocuk hiç heyecan yok ya. Ya adını ne koyacağız? Vallahi ya? Abi işte heyecandan dolayı koyamıyoruz. Yani... Heyecandan dolayı koyamıyoruz. Ha, aynen abi o isim düşünüyoruz başka isim aklımıza geliyor değiştiriyoruz böyle şey. Rahatlıktan değil ya. Bak ben mesela ikinci çocukta çok rahatım ya. İsmini ne koyacağız? Ya bir doğsun koyarız. Bir süre sonra böyle oluyor. Ne güzel. Peki Metin. Hayırlısı bakalım. Hayırlısıyla sağlıklı sıhhatli inşallah.
Peki ne çalalım size? Ne gönderelim? Abi dur bir soralım. Ya da mesaj olarak atsın. Tamam, mesaj olarak at Metin. O zaman şarkını emanet. Tamam. Şarkılarını daha doğrusu. Abi Mixi Tekstil Çarşı gelsin. Söz Tekstil Çarşanlar'ın gelsin abi. Sizi dinleyen herkese gelsin abi. Eyvallah Metin. Cumalı kıza kucak dolusu selamlar. Teşekkürler abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Ne güzel ya. Bak şimdi heyecandan isim bile. Ya çok farklı bir duygu ya. Değil mi? Allah inşallah olmayanlara da nasip etsin. Olanlara birer tane daha da versin. Yani. Çocuk iyidir. Yapın. Peki Metin'den şarkıları alacağız. Tabii birkaç mesaj daha değerlendirelim mi? 020'yi gömdük abi. Ben kullanıyorum artık. Adım Çağatay demiş. Ha Çağatay. Ha Çağatay sen doğru ya. Tarık ben. 028'de Tarık'mış. Ya Tarık, şirket adını kullandığın için. Tamam, bunu da kaydedelim o zaman reklam arasında. Abi canlı yayına alsana beni demiş Aysel. Bana ne? Kazan alayım. İyi yayınlar Alena Tekstil'den Ebrullah. Güldane yengeme söyler misin? İki gün mesai yapıp cumartesi çalışmayalım. Numaramı da kaydedersen sevinirim. Bence iyi fikir. Bak her gün birer saat, ikişer saat fazla çalışın. Cumartesi, pazar çalışmayın işte arkadaşlar. Daha güzel ya, değil mi? Devlet memuru gibi. Firuze demiş ki adını Kaan koysunlar. Yok koymasınlar. Kuyu benzemesin. Ama bak gene bildim değil mi? Böyle bir konsantre oldum. Dedim ki tamam kesin erkek çocuk. 2 ay sonra düğün abi inşallah çocukların ismi hazır diyor. Daha evlenmeden çocukların ismini koymuşlar. Bu da biraz garip tabii ki. Şimdi neyse 9.31 yaptık ya. Gene reklam kuşağına geldik. Reklamla reklama geçmeyeceğiz. Tabii bir şarkı çalacağım. Gerçi yarıda kesme ihtimalim de var ama. Metin'in şarkılarıyla geri döneceğiz dostlar. Şimdi 1985 doğumlulardan aşağı doğru. Fiko aç sesi aç. Bir tane orman meyveli alayım ben.